Baba, annem evden mi kaçtı? Evet yavrum, ama üzülme. Bundan sonra sizin hem anneniz hem babanız olacağım. Sabriye annenizi size aratmayacağım. Üç kadınla evlenirsen kaçarlar tabii Memnun. Aman, sen tek kadınla evlendi de ne oldu? Biz sana ilk geldiğimizde Zeynep yenge de evden kaçmıştı. Vay Sabriye vay. Hepimize kelak atıp gitti demek. Dükkanda bütün işleri ona yıkmıştım ne güzel. Şimdi işin yoksa her gün çırakları döv. Baba ben Fatih Terim gofreti istiyorum. Ha? Ne diyor bu? Televizyondaki reklamı söylüyor. Annen olsa bu durumda ne yapardı? Kafama vururdu. İyi, defol git o zaman. Ya dur hemen sinirlenme Memnun. Sakin ol. Buluruz karını. Bulsak ne fayda? Yine kaçar. Bizim muhtarın bir kedisi vardı. Her ayın 7'sinde evden kaçardı. Of of. Ben şimdi iki karıyla ne yapacağım? Ya düşündüğün şeye bak. Benim bir karım bile yok be. Yat kalk dua et. Sabriye'nin yeri başkaydı Yılmaz Usta. O bu evin direğiydi. Direğe benziyordu zaten. Hadi sakin ol Memnun. Bana şiş getirin biriniz. Ay, ay, ya yapma Memnun. Ay, ya. Şiş getirin dedim. Al. Bir tane daha. Yapma baba, bize acı. Bana da acı Memnun. Sen Sabri'yi şişleyip içeri girersen bütün bu nüfusa ben bakmak zorunda kalırım. Yapma. Bana ikinci şişi de verin dedim. Al. Şu yünü de verin. Al. Sabri'yi unutmam lazım. Bir şeylerle meşgul olmalıyım. Bir şeylerle meşgul olmalıyım. Abi ya, yağmur yok, bir şey yok. Biz bunları niye giydik abi ya? En son kafamızdan aşağı dökülen suları çabuk unuttun galiba salak. Yine Omanita'nın evinin oraya mı gidiyoruz abi? Evet oraya gidiyoruz canım. Yapma be abi. Şu mis gibi bahar havasında ne güzel kol burkmak, diş kırmak varken yani. Ops kesin lan. Böyle romantik şeylerle uğraşamam şimdi. Benim içim yanıyor be. Eğit be. İcabında içeriz be. Biz bu birayı gazoz niyetine içeriz be! Gültekin abi! Ha. Abi! Ne oluyor lan ne diyorsun? Abi! Ha. Sana yanlışla benim gazozu vermişim. Al bırın abi! Sen gazoz mu içiyorsun lan? Ya abi ben alkolü bir şey içemiyorum. Sarhoşluğum çok kötüdür benim. İçince sürekli öpülmek istiyorum. Oh be! Verilmiş sadakamız varmış. Ucuz atlattık. İyi tamam uzatmayın. Hadi içelim güzelleşelim. Güzelleşelim. Yani yakışıklı olalım. Beni yaktı beni. Beni yaktı beni. Yaktı beni. Gözlerinin karası oldu yürek yarası. Bu gönül macerası yaktı beni. Ne oldu Allah'ım ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin kulun. Yaktı beni. Maşallah bu ne be? Ne güzel sesi var be. Arabaların alarmları bile dayanmıyor be. Aşkın gücü. Hey, hey. Abi. Ha. Manit de çıktı balkona. İkiziyle beraber hem de. Ulan o ses ikizinden de güzelmiş ama Allah için be. Yok be abi. Sarhoş oldun sen. Çift görüyorsun. O zaman güzel olan o sestir. Ah be ah. Aşkın gözü kör değil meğer şaşıymış be. Ne olur gidin buradan yoksa kötü olacak. Babam bize hiçbir alt yapamaz. Kültigine güven gerisini merak etmesin. Babam size bir şey yapamaz ama beni keser vallahi. Hiç mühim değil yenge. İntikamını alırız biz. Saçmalama lan şapşal. Yengenin babası yaktı geldi abi. Beni. Senin kulundu. Yaktı beni. Ulan! Yandım ulan! Allah, abi! Ulan. Abi! Işığa abi! Allah. Işığa! Duvar ışığa abi! Yandım ışığa ulan. Abi! Çabuk ışığa abi! Ya kendini bu kadar üzme be Memnun. Geride iki karın daha var nasıl olsa. Öyle deme İsmail. Gururuma çok dokunuyor bu durum. Hem diğer kadınlara da kötü örnek oluyor. Şimdi Zeynep de kaçacak diye korkuyorum. Hadi canım unut böyle şeyleri aklına bile getirme. Teselli olabileceği şeyler var mı bence? Ne gibi yani? Daha kötü olabilecek şeyleri düşün mesela. Sabriye'nin kaçmasından daha çok sana neler acı verirdi bir düşün. Haklısın tertip. Ya İsviçre'ye inilseydik? Baba bak gördün mü? Karının kaçması dünyanın sonu değil. Geçmiş olsun komşu. Olanları duydum da
Demek ki sadece kötü haber çabuk duyulmuyormuş. Sağ olun Suzan Hanım. Bu da varmış kaderde. Kederin boğulsun ayol. Hafiflemişsindir. Üstelik karını kaybettin ama bir komşu kazandın, unutma. Bak eskiler bile ne demişler, ev alma komşu al diye. Orası öyle ama ne bileyim yine de. Biz burada ne güne duruyoruz ayol? Yani komşu komşunun şeyine muhtaçmış. Külle miydi neydi işte? Eksik olmayın. Canınız ne zaman sigorta takmak isterse buyurun gelin. Gelmezseniz darılırım vallahi. Aslında Sabriye bu zamana kadar iyi bile dayandı bu herife bence. Olur mu canım? Ne diyorsun Zeynep? Memnun'dan kaç tane çocuğu olmuş yani? Böyle bir şeyi nasıl onaylarsın? Aa, çocuğu oldu diye kadın köle mi yani İsmail? Üstüne iki tane kadın getirmiş. Memnun doğru dürüst kadına ilgi bile göstermiyordu ki. Aslında hepsinin böyle birer birer kaçması benim işime geliyor ama... şahsen benim karım bana böyle bir şey yapacak olsa... hayatta affetmem onu. Ne biçim konuşuyorsun sen İsmail Allah aşkına? Sabriye gitmekte haksız bile olsa böyle konuşmamalısın. Sabriye! Sabriye! Duyuyorsun değil mi adamın nasıl da yaralı mandalar gibi acı çektiğini? Böyle kadınları Taksim'de asmalı bence. Bana bak, sen çok oldun artık. Oh, Sabriye en iyisini yaptı. Memnun'un arkadaşı değil misin işte? Sen de öylesin. Zaten söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu diye boşuna dememişler. Seninle de konuşulmaz ki zaten Zeynep. Ben de gidip salonda yatarım daha iyi. Çok iyi olur. Dediğim gibi kaçmayı bir çözüm olarak görmüyorum. Bak Eleman, seni tekrar işe aldım ama bir daha hata istemiyorum. Okey? Siz hiç merak etmeyin efendim. Eskisinden çok daha sıkı çalışacağım. Bir daha hiç mi hiç sakarlık da yapmayacağım. Don't remember. Bu son şansın. Gözüm üstünde olacak. Şimdi buraları tertemiz yapacaksın. Yerler Beyaz Saray kadar tertemiz olacak. Okey? Yes sir! Ne yapıyorsun? Stupid! Çok affedersiniz efendim. Ayakkabılarınız biraz pislenmiş de sileyim dedim. Bak eleman, bundan sonra gözün sadece işinde olsun. İşe geç kalmak da yok. İşe geç kalanı affetmem. İşe geç kalanı kurşuna dizerim. Ne var? Tamam mı? Ben Amerika'da okurken... Good morning sir. Good morning Miss Sedef. Bugün işe biraz geç kaldım da... onun için özür dileyecektim. Ne önemi var Miss Sedef? It's all right. Saat çalmamıştır. Veya ne bileyim otobüs senin durakta durmamıştır. Rush hour saatinde New York'ta taksi bulmak da zordur. Hem siz daha yeni işe başladınız. Alışınca kadar olur böyle şeyler. Thank you sir. Ne kadar iyisiniz. Ver! Günaydın Burcu. Günaydın Sedef. Bugün çok geç kaldın. Bak uyarayım seni. Bizim müdür böyle şeylere çok kızar. Merak etme, ben hallettim o işi. Bana hiçbir şey demez. Hello deyince bile aklı başından gidiyor. Peki senin elemanlar nasıl? Ona yaptıklarımdan sonra nasıl olsun ki? Hala ondan uzak duruyorum. Uzak durmak da hiçbir şey çözümleyemezsin ki. Hem onun iyiliği için ondan uzak duruyorum diye bir şey olamaz. Böyle şeyler eski Türk filmlerinde kaldı. Bence en iyisi elemanı karşına alıp konuş. Ne diyeceğim ki? Ben senden hoşlanıyorum de. Dünyada olmaz diyemem ben öyle. Saçmalama Burcu. Hangi devirde yaşıyoruz? Bunda utanacak ne var? Utanmaktan değil. Son zamanlarda her gün elemanı aşağılayıp dalga geçiyordum. Şimdi benimle konuşmak bile istemez. Sen öyle san. Erkekler böyledir. Üzerinden kamyonla geçsen yine de bırakamazlar seni. Ben bir kere denedim. Sen de dene istersen. Peki abim bizi gene görüp döverse elemanı? O abin ne biçim adammış? Kendisi hiç aşık olmaz mı? Sen bırak abini de elemanın yanına git hadi. Ama şimdi konuşamam. Gevezelik ettiğimizi görürse müdür gene kızar bize. Olan da elemanı olur. Aman düşündüğün şeye bak. Ben müdürü götürürüm. Efendim? Yani yanınızdan uzaklaştırırım. Hadi gel. Hadi. Neler?
Şey, acaba rahatsız etmiyorsam size bir şey sorabilir miyim? Of course Miss Sedef. Ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Hani şu müşterilere verdiğimiz patatesler var ya, onlar nasıl kesiliyor öyle hiç anlamıyorum. Hani şöyle uzun ince. Ben bunu size gösterebilirim Miss Sedef. Gerçekten mi? Ne kadar tabii incesiniz. Buyurun önden. Ladies first. Bu da çünkü... Merhaba Eleman. Merhaba Burcu. Senden her şey için özür diliyorum. Ya Gültekin abi, niye beni bu kulağa soktun abi ya? Bir tanıdık görse cinsel kariyerim sıfır olur abi ya. Başlatma lan cinsel kariyerinden. 40 yılda bir işimiz düştü sana işte. Mızmızlanma. Oğlum, abimiz yengeyi kıskandıracak böyle yapıp. Bu kulağa ben girseydim yenge beni kıskanmazdı ki. Sen Nusalüz'e benzedin yavrum. E peki böyle iki erkek arasında gezen kaşar karıdan seni niye kıskansın ki ayol? Ayol mu? Sen şimdi ayol mu dedin? Ay aman yani dilim sürçtü. Şaşırttınız beni de yani. Ay. Maşallah yavrum, manlık da yerindeymiş yani. İki erkek anca yeter tabii sana. Ulan şimdi sen yürü! 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 Bana bak, kırıtmadan doğru dürüst yürü ha. Elin herifleriyle başım belaya sokma benim. Namusumuzsun artık sen bizim, hadi yürü! Oh Gültekin hayatım. Ne kadar yakışıklısın. Sana bayılıyorum. Kim bilir seni benimle gören kızlar ne kadar kıskanıyordu. Evet, olabilir tabii. Şahsen ben seni çok kıskanıyorum Gültekin. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Çocuklar gülecek hiç halim yok valla. Sen de çıkart o komik elbiseyle üstünden Kürşat. Söylemiştim size olmaz diye değil mi? Bakın hemen tanıdı işte. Hayrola ya, durum nedir? Baban olacak o memnun mu canını sıktı yoksa? Dövüp yamultalım icabınla. Hayır öyle değil, annem evi terk etti. Ne? Yani annem başka bir herifle mi kaçtı? Bilmiyorum. Abi böyle bir kız sana yaramaz, hadi gidelim. Doğru, anasına bak kızını al demişler. Susun lan! Ya, demek kaçtı ha? Evet kaçtı. Biz ne güne duruyoruz burada kızım? Evelallah senin anneni elimizle koymuş gibi buluruz. Sahi mi söylüyorsun? Tabii kızım. Ben Halil Bezmen'in bile yerini bulup Uğur abiye söylemiş adamım. Yürüyün gidiyoruz. Hı. Sen de kırıtma lan. Vay. Nasılsın eleman? Ben iyiyim. Ben de iyiyim. Pardon Burcu, sen nasılsın? İyiyim dedim ya. Demek iyisin. Evet, sen de iyiymişsin. Evet, ben de zaten seni iyi görmüştüm. Ya, ben de seni çok iyi gördüm. Ne kadar iyi. Evet, çok iyi. İkimiz de iyiyiz yani. Milli takım da çok iyi son zamanlarda. Evet, ne kadar iyi değil mi? Evet, çok iyi. Burcu. Evet eleman. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Yok yani senin bana sormak istediğin bir şey var mı diye soracaktım. Sor. Burcu, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Evet var. Söylesene. Şey, ben düşündüm de seninle ben, yani benimle sen demek istiyorum. Yani bu akşam benimle sinemaya gelir misin diyecektim. Gelemem Burcu. Tahmin etmiştim. Yok yani yanlış anlama Burcu. Aslında gelmek isterim ama evde olmam lazım bu akşam. Pek keyfim de yok zaten. Hı hı. Haklısın eleman. Senin yerinde olsam ben de keyifsiz olurdum. Sen biliyor muydun? Bilmeme gerek yok eleman. Kadınlar hisseder. Halinden belli. Vay be. Halime bakıp annemin kaçtığını nasıl anlayabildin? Annem mi kaçtı? Evet. Birkaç gündür ortalıkta yok. Sen anlamamış mıydın? Ben? Evet anlamıştım. Annem kayıpken sinemaya gitmem hoş olmaz. Tiyatro olsa olabilirdi ama. Annene çok üzüldüm eleman. Ya başına kötü bir şey gelmişse? Aniden kaybolan kadınların başına genelde pek iyi bir şey gelmez zaten Burcu. Hı hı. Affedersin eleman. Ben de seni teselli edeceğime akla kötü şeyler getiriyorum. Ya annem bir daha dönmezse Burcu? Böyle konuşma eleman. Zaten çok çok üzüntülüyüm. Bir de sen konuşmama karışma Burcu. Hayır eleman. Demek istediğim akla kötü şeyler getirme.
Benim yapabileceğim bir şey var mı? Çok korkuyorum Burcu. Sarıl bana. Ah canım. Ben sen. 15-16 anahtar. Merhaba Yılmaz. Siz yarayı kapatın. Ben sonra bakarım. Hoş geldin Gülten. Bilirsin hep doktor olmak istemişim. Bilirim. Sabriye yok mu? Sabriye artık ebediyen yok. Öldü mü yoksa? Hayır. Evi ve işi terk etti. Hepiniz aynısınız. Birer birer gidiyorsunuz işte. Neden yaptı bilmiyorum. Üstelik Duygu Aslan'a da okumuyordu bu aralar. Çok üzüldüm. Dün hiç kaçacak gibi görünmüyordu. Dün mü? Evet. Öğleyin onunla buluştuk. Sana söylememesini tembihlemiştim. Neler konuştunuz? Hiç. Biraz evliliğinden şikayet etti. Hepsi bu. Allah Allah. Müşteri geldi. Ben gideyim. Sonra yine uğrarım. Peki Gülten. Sabriye ararsa haber ver lütfen. Şu arabanın yağını değiştirecektim usta. Çocuklar kaldırın arabayı. O kadın usta yok mu? Yok. İşi bıraktı. Bırakır tabii. Şimdi çalıştığı yerdeki para daha tatlı gelmiştir. Şimdi çalıştığı yer mi? Geçen gün benzettiğimi sanmıştım ama senin usta olduğuna şimdi eminim. Kimin? Masaj salonundaki kadının. Ne masaj salonu? Sen neler saçmalıyorsun be adam? Haberiniz yok mu gerçekten? Senin usta ilerideki bir masaj salonunda erkeklere masaj yapıyor. Usta, hem de nasıl masaj isterlerse. Yalan! Yalan söylüyorsun! Yalan! Vurma, doğru söylüyorum. İstersen adresini vereyim, git kendi gözlerinle gör. O kadın buraya geri dönmez artık. Adresi ver çabuk. Çabuk! Adresi ver! Allah kahretsin. Adresi buldum işte. Tam 3 eve masaja gideceksin. Şu eve daha önce de gitmiştim. Bir kişiyiz diye çağırıyorlar. Sonra da evde bir futbol takımı kadar adam çıkıyor patron. Merak etme. Bu sefer tembihledim. Yedekleri eve çağırmayın bari dedim. Sen bunları düşünme. Müşterileri rahatlatmaya bak. Bu işin ucunda iyi para var biliyorsun. Bir gün beni bulacaklar. İşimden edecekler diye ödüm patlıyor. Zaten ellerinden zor bela kurtuldum. Merak etme sen. Seni kimse bulamaz. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi tatlım. Seni kimse bulamaz ha. Bulduk bile Sabriye Usta. Nasıl söyleyeceğiz şimdi Sabri'yi nerede gördüğümüzü? Söylemek zorundayız İsmail. Bugün ona, yarın bize. Böyle şeyler gizli olmaz. Evde herkesin ortasında söylemek istemedim. Çırakla haber gönderdim. Neredeyse gelir. Alıştıra alıştıra söylemek lazım. Zaten morali çok bozuk. O zaman önce Sabri'ye akupunktur yapıyor deriz. Yavaş yavaş söyleriz masajcı olduğunu. Vallahi bilemiyorum ki Yılmaz Usta. Daha önce hiç başıma gelmedi böyle bir şey. Neyse Allah'tan evvelce benim 7 arkadaşımın başına geldiği için benim tecrübem var biraz. Ya memnun geldi işte. Gel memnun. Sana söyleyeceğim önemli şeyler var. Bazı şeyler var ki bilmiyorsun sen. Haroşa diyorsan dün öğrendim. Artık hem Selanik hem Haroşa örebiliyorum. Ne Selanik'i be Memnun? Sabriye hakkında konuşacağım. Sabriye mi? Ne oldu, bir haber mi var yoksa? Evet. Ama gel kulağına söyleyeyim. Sabriye bir masaj yerinde çalışıyor. Ne? Benim karım masajcı mı oldu? Ne diyor bunlar ya? Ya yavaş be Memnun, manyak mısın, ne bağırıyorsun? Oh be, şimdi rahatladım vallahi. Hayrola niye? Ne güzel çalışıyor işte. Para kazanıyor. İyi masaj yapar Allah için. Karılarım içerisinde sırtımı en iyi çiğneyen Sabriye'ydi. Manyak mısın be? Öyle masaj değil bu. Öyle masaj değil mi? Nasıl peki? Yılmaz Usta söylesin. Ya söyleyeyim, meraktan çatlatmayın insanı. Yani bu başka türlü bir masaj Memnun. Yani o biçim. Yani öyle işte o biçim. Erotik gibi, erotik. Nasıl yani? Yani erkeklerin orasını burasını mıncıklıyor. Her tarafını mı? Maalesef her tarafını Memnun.
Ulan eskiden ne güzel kahvede millet askerlik anılarını filan anlatıyordu. Devir değişti vallahi. Ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika memnun. Gel, şşş, ayıp, ayıp, ayıp. Ayıp. Of, omzumda omma tutulmuş ha. Şöyle bir masaj lazım. Aman aman, kollarım tutulmuş. Hemen bir masaj yaptırsam iyi olacak. Ben de gelsem mi acaba sizinle? Kesin lan! Şimdi bir girişirsem alayınıza hiçbir şeyiniz kalmaz ha! İşte bu bina benim. Dün Sabri'yi buradan çıkarken gördüm. Bak şu masaj salonu yazan yer. Ulan Sabriye, seni bir elime geçireyim. O masaj yapan ellerini kırmazsam bana da memnun demesinler. Ya şimdi sakin ol memnun. Sanki masaj yaptıracakmışız gibi içeri girmemiz lazım. Evet memnun, hemen saldırma. Önce Sabri'yi dinleyelim. Belki bir açıklaması vardır. Tertip, bunun daha ne açıklaması olur? Senin karın başka erkeklere masaj yapsa sen bunu açıklayabilir misin? Ya şimdi karıştırma benim karımı. Ya kesin tartışmayı. Şimdi kimsenin dikkatini çekmeden içeri girelim. Ha. Hadi yürü. Hadi hadi. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Biz şey için gelmiştik. Anladım efendim. Nasıl bir şey arzu edersiniz? Vallahi elinizde ne varsa bir görelim. Hayır efendim. Cilve, Kader, gelin bakayım buraya. Çok iyiydi. Gerçekten. Sabriye, öldüreceğim lan seni. Yapmayın, bırakın. Manyak çıktı burada. Hadi yapmayın, bırakın. Kurtarmaya gelmiş, boşver. Konuş Sabriye, niye yaptın bunu? Ne Sabriye'si be? Benim adım Kader. Bırak bu numaraları Sabriye, yakalandın işte. Ben Sabriye değilim diyorum. Kafayı mı yedin? 40 yıllık karımı tanımaz mıyım ben? Sabriye Usta, bak ayıp oluyor. Siz ne diyorsunuz be? Birinizin karısı, birinizin ustası. Senin neyin oluyorum? Vallahi benim hiçbir şeyim olmuyorsun Sabriye ama sana hiç yakıştıramadım bu durumu. Sabriye, yürü gidelim evimize. Seni affedeceğim. Aman ne olur affet. Kader vurmuş bana zaten. Sen affetmesen ne olur? Neler diyorsun Sabriye? Tamam. Çok iyi bir koca olmayabilirim ama bugüne kadar hiç de öyle kötü bir hayat yaşatmadım sana. Deliye bak. Bugüne kadar bana bir şey yaşatmadın ki. Anlamıyor musun? Seni tanımıyorum diyorum. Sabriye beni de mi tanımıyorsun? Salak! Kocası tanımayan seni tanır mı? Sabriye, bak şimdi benimle gelirsen seni affederim diyorum. Yürü gidelim. Söz bak. Artık her gece senin yanında yatacağım. Haderden salak. Senden yatmak isteyen kim? Allah Allah. İstemiyor musun gerçekten? Bunun konuşması da bir garip olmuş. Siz hangi tümhaneden kaçtınız ayol? Ben yıllardır böyle konuşurum. Ulan bu gerçekten yoksa Sabriye Usta değil mi? Olur mu öyle şey ya? Basma ya, Sabriye işte. Sabriye, çocuklarımızı düşün. Beni çok kuruyorsun. Ne çocuğu be? Benim hiç çocuğum yok ki. Bunun kokusu da Sabriye'nin kokusuna benzemiyor. Sabriye çürük şeftali kokardı. İnsanlar çift yaratılmıştır derler. Belki de doğrudur. Aha, inşallah Memnun'dan da bir tane daha yoktur. Dur tertip, kafam karıştı. Sabriye değilse kim bu kadın? Söylüyorum, anlamıyorsunuz. Benim adım Kader. Sabriye'yi de nereden çıkardınız? Sabriye benim karım. Günlerdir eve gelmiyor. Sen karına sahip olamadınsa benim suçum ne be? Ama Sabriye aynı sana benziyor. Bir dakika, bu Sabriye dediğiniz aynı bana mı benziyor? Vallahi ne sen? Ben bile ayıramadım. Sen hiç rastladın mı hiç sana benzeyen bir kadına? Hayır, ama bu dümbük hastanın işi olabilir. Kim bu dümbük ya? Sabriye dümbükle mi kaçmış? Vay başıma gelenler. Durun ya, ne kaçması? Bu dümbük Hasan benim belalımdır. Ben Adana'dan kaçıp buraya geldiğimde peşimden gelmiş. Her yerde beni arıyormuş. Tamam, şimdi her şeyi anlıyorum. Ne anladın tertip, anlatsana. Ben hiçbir şey anlamadım. Bak şimdi, o var ya onun... Dur ya, ona... sen de bir şey anlamamışsın. Ama ben anladım. Düşünsenize, Sabriye aynen bu kadına benziyor. İkisini karıştırıp yanlışlıkla Sabriye'yi kaçırmış olabilirler. Şimdi ne olacak? Sen bu kadınla idare edeceksin tertip. Fark etmez senin için. Nasıl olsa aynı. Olur mu öyle şey? Ben kimsenin yerini alamam. Daha yeni özgürlüğüme kavuştum zaten. O zaman Sabriye'yi bulmamıza yardım edeceksin. Evet, ben karımı istiyorum. Bu dünkübü nerede bulabiliriz? Dünküp değil, dümbük bir kere. İkincisi de size yardım edip tekrar başımı belaya sokamam.
Edeceksin. Yürü hadi. Bırak beni be. Yürü. Hiçbir yere gitmiyorum. Heh, gidiyorsun. Gidiyorsun. Sabriye'yi buluncaya kadar bizimle birlikte gidiyorsun. Manyak bırak beni. Zorba adam. Bak seni reality şovlarda süründürürüm. Ay hazır gelmişken bir masaj yaptırsaydık be. Ha? Şöyle gel. Beni niye kaçırdınız? Ne yapacağınız? Yoksa fidye mi isteyeceğiniz? Ne fidyesi aptal kadın? Pavyon karısı için kim fidye verir? Ortama iyice kaptırdı kendini. Böyle ortamlarda hep fidye istenir ya. He? Dümbük abi. Peki ne istiyorsunuz benden? Seni Adana'ya götürüp yeniden pavyona satacağız. Pavyona mı? Böylece senin yerine konsumasyona çıkan tuvaletçi kadın da kurtulup eski işine devam edecek. Görürsünüz siz. Kocam buraya gelecek, hepinizi mahvedecek. Kocam erkek adamdır. İkinizin de ağzına abdestini yapacak. Aptal bu ya, kocası var sanıyor. Al bakalım sana bir papaz, günahını çıkartırsın. Papazı severim. Al sana bacak, bu Celal senin paranı alacak. Hiç fark etmez, basıncı düşmez. Al sana bir onlu. Severler güzeli gencise. Bakıyorum elinde hiç kız yok Dümbük abi. Gelmiyorlar artık galiba. Elinde kız var ama atmak istemiyor galiba. Sana hep adamları atıyor. Sen karışma kız. Parasını oynuyoruz burada. Bu salak elimde kız yok biliyordu. Ne olacak şimdi? Ona değil kız. Eşek bilem gitmez. Bak bu doğru işte. Gülme Hasan, adamın kafasını bozma. Evet, adamın kafasını bozuyor bu herif. Doğru valla. Dümbük Hasan biraz salakçıdır. Al sana kağıt. Yanlış yapma, çizerim seni ha. Kestane mi çiziyorsun lan kitapsız? Biz niye kavga ediyoruz ya? Bu karı yüzünden. Vay be. Demek ki bu pavyon karıları erkekleri böyle birbirine düşürüp kavga ettiriyorlar. Beni nereye getirdin? Evimize getirdik. Burası sadece benim evim Memnun. Aman be terdin. Ben ne derdindeyim, sen hala evin düşünüyorsun. Hadi hadi gir. Koşun koşun, bulmuşlar. Sen günlerdir ortalıkta gözükme. Sonra da sakin sakin eve dön. Çatlatma hadi, anlat başına neler geldi. Güzel güzel de elbiseler bulmuş kendine. Nereden buldun bunları kız? Günlerdir neredeydin? Bizim dairede erkeklere masaj yapıyordum. Ne? Sen erkeklere masaj mı yapıyordun? Evet, ne yapayım, buna mecbur kaldım. Oh olsun, kaçarsan böyle olur işte. Ama kaçmak zorundaydım. Dümbük Hasan beni başka erkeklere satmaya başlamıştı. Aa kız, seni ne yapmışlar böyle? Ne işin var senin o dümbüğün yanında? Ne yapayım, bana tecavüz ettiklerinde sana yardım edeceğim deyip beni kandırmıştı. Sabriye, bir de sana tecavüz mü ettiler? Ne Sabriyesi be, siz de bana Sabriye demeyin. Haklı valla, baksanıza Sabriyelik hali mi kalmış? Gelen vurmuş, giden vurmuş. Yok öyle değil. Ben Sabriye değilim. Benim adım Kader. Evet doğru söylüyor. Maalesef. Yani bu Sabriye değil mi şimdi? Dalga geçmeyin. Bu basmaya Sabriye işte. Önce biz de öyle sandık ama Sabriye değil. Peki kim o zaman bu? Canım bu sadece bir orada bulduğumuz bir kadın yani. Ha, ulan Memnun ne adamsın be. Sabriye'yi bulamayınca aynından bulmuş getirmişsin. Biz kaybolsak bizim benzerimizi de bulur getirir bu adam. Erkeklere güvenmeyeceksin işte. Saçmalamayın. Bu kadın burada kalmayacak. Sabriye'yi bulacağız onun sayesinde. Neredeymiş ki Sabriye? Dümbük Hasan Sabriye'yi kader zannedip kaçırmış herhalde. Dümbük! O zaman buna yaptıklarının aynısını Sabriye'ye de yapar o adam. Gitti Sabriye, gitti. Sus! Şom ağzı. Ağzını hayli aç. Bu çocuklar niye benim yanıma toplandılar? E bunlar senin çocukların. Aman yani Sabriye'nin çocukları. Ne güzel çocuklar. Hep böyle çocuklarım olsun istemiştim. Şu Sabriye'yi kurtarma meselesine gelsek. Evet, sen bize yardım edeceksin. Ben size yardım falan edemem. Dümdük beni yakalarsa bu sefer asla kaçamam. Sen bize yardım et, biz de sana yardım edelim. Olmaz, ben gidiyorum buralardan. Anne bizi gene mi bırakacaksın? Anne beni bırakma. Anne reçelli ekmek. Bak çocuklar annelerini ne kadar özlemişler. Benim için değil. Onların hatırı için. Bir çocuğun annesiz büyümesinin ne demek olduğunu bilir misin sen? Ya da bir annenin çocukları olmadan yaşamasını. Zeki ile Metin'in
Ersen'le dadaşların, Oya ile Bora'nın birbirlerinden ayrıldıklarını düşünsene. Peki size yardım edeceğim. Ne yapmam gerekiyor? Bu adam çok uzaklarda değildir. Bence Kader Hanım yarın çıksın sokaklarda dolaşmaya başlasın. Nasıl olsa bu dümbükle karşılaşır. Ama dümbük o zaman hemen beni yakalar. Sen orasını bana bırak. Ben de onu yakalarım. Biz hemen senin arkanda olacağız zaten. Öyle olsun bakalım. Allah senden razı olsun bacım. Anne, bu gece bizim yanımızda yatacaksın değil mi? Ama evladım, o senin annen değil. Dokunma. Bir gecelik anne olmanın tadını yaşayayım. Tabii yavrularım, sizinle yatacağım. Hop teyze hanım, gel bakayım bir dakika şöyle. Aa, benden ne istiyorsunuz oğlum? Bırakın evime gideyim. Torunlarıma masal anlatmam lazım. Beni bekliyorlardır. Ya anlatırsın sonra. Önce bizimle gelmen lazım. Yok öyle yağma yok. Yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Ha. Komiser damadım var, 12. katta oturur. Tamam tamam. Sen şimdi gel de bizimle bir 5 dakika. Sonra gerekirse damadını da al. Ya yürü teyze ya. Yürü Allah aşkına ya. Ayol nereye götürüyorsunuz beni? Hostes, peki bu annen mi? Değil, bu da değil. Bunların hiçbir annem değil. Ay yavrum. Bırakın da gideyim evime. Sütüm ocaktan taşmıştır şimdi. Benim anne olmam biyolojik olarak mümkün değil zaten. Ne malum? Belki evden kaçtıktan sonra ameliyatla erkek olmuşsundur. Olamaz mı yani? Şimdi yani bunların hiçbiri senin annen değil mi? Değil. Hem annemin bu yakınlarda olduğunu hiç zannetmiyorum. İyi. Hadi gidebilirsiniz. Hepinize yazıklar olsun be. Puh! Biriniz şu kızın annesi çıkamadı. Biz şu karşıdaki arabanın içinde olacağız, oldu mu? Hiç merak etme. O dümbük senin kılına bile dokunamaz, harcarım adamı. Tamam Yılmaz abi. Hadi göreyim seni, hadi. Tamam. Kader orada bekleyecek. Zaman zaman da aşağı yukarı yürüyecek. Gözünüzü ondan ayırmayın, tamam mı? Tamam mı? Horoz ölür, gözü keklikte kalır demişler ya. Seninki de tam bu işte Memnun. Burada senin karını kurtarmaya uğraşıyoruz. Senin gözün başka kadınlarda. Yok, benimkisi öylesine gözdür yakili Yılmaz Usta. Beni ne zaman bırakacaksınız? Seni bir daha asla bırakmayacağım Kader. Ne kaderi be? Ben Kader değilim diyorum. İstanbul seni değiştirmiş biraz ama sen Kader değilsen... Benim karnım acıktı. Git şuna yiyecek bir şey de al getir. Yiyecek bir şey kalmadı patron. Aç parayı. Git dışarıdan peynir ekmek falan al. Ulan hem kaçırdınız beni hem de peynir ekmek mi yedireceğiniz? Ne biçim adamlarsınız siz? Al şunu kebap falan yaptır getir. Peki patron. Dikkatli ol, kimseyle konuşma. Çabuk dön. Merak etme patron, o kadar salak değiliz herhalde. Beni ne zaman bırakacaksınız? Seni bir daha hiç bırakmayacağım Kader. Ulan ben Kader değilim diyorum. Ne kalın kafalı adammışsın. Kader ya bana numara yapıyorsun ya da senin kafana sert bir şeyle vurmuşlar. Ama ben seni akıllandırmasını bilirim. Adana'ya döndüğümüzde her şeyi hatırlarsın. Ne oldu? Ben sıkıldım. Kimsenin gelip gittiği yok. Biraz daha bekleyelim Kader. Bu hayat memat meselesi. Eğer buralardaysalar mutlaka seni göreceklerdir. Eğer bugün yarın bir sorun çalamazsak Adana'ya gideriz. Peki. Aslanım. Siz gidin ben gelemem. Suzan Hanım'ın evinin badanası var. Yok canım, adama bak be. Ben senin karını kurtarmak için 1000 kilometre yol gideyim. Sen komşu kadına badana yapmayı düşün. İyi vallahi. Ya söz. Senin karını kaçırırlarsa ben de senin karını kurtarmaya giderim. Benim karımı niye kaçırsınlar ya? Ağzından yel alsın. Şşt, dikkat. Kader'e şaşkın şaşkın bakan biri var. Kader. Cemal. Kader sensin değil mi? Evet, niye şaşırdın lan? Sen az önce evdeydin, nasıl geldin buraya? Adam beni Okan Bayülgen uçurdu. Evden burası nereden baksan yarım mil. Senin bu mesafeyi bu kadar zamanda gelmen mümkün değil. Bu ev neredeymiş koçum? Siz kimsiniz? Biz Pamuk Prenses ve Yedücüceleriz. Bu Somurtkan, bu Neşeli. Ben de Naim Süleymanoğlu'yum. Şimdi Sabri'yi nereye sakladığınızı bana söylemezsen seni havaya kaldırırım.
ve yüksekçe bir yerden aşağı bırakırım Gabriel. Gel. Merak etme Memnun. Benim elimden bir kaçanla bir de uçan kurtulabilir. Konuştular, nereye sakladınız kadını? Durun, vurmayın, söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Şşt, Dümbük. Tamam, sen kader değilsin. Bin kere söyledin. Vazgeç artık bu numaradan. Yok, onu demeyecektim. Beni çözsene, ellerim çok acıdı. Olmaz, çözersen kaçarsın. Vallahi kaçmayacağım. Her yanım uyuştu, kaçacak halim mi kaldı? Olsun, böylesi daha iyi. Ama benim böyle çok canım sıkılıyor. Hem niye burada bekliyoruz? İstersen gidip polislerin yanında bekleyelim. Saklanıyoruz kızım. Şimdi senin burada arkadaşların vardır. Polise haber vermişlerdir. Ortalık yatışsın, gideriz buralardan. Evimize döneriz. Şimdilik dönelim evimize. Ne dedin? Evimize dönelim dedim. Buralarda ne bekleşip duruyoruz? Hem beni arayacak kimse yok. Polise molise de haber vermemişlerdir. Çöz beni de gidelim hadi. Gerçekten gitmek istiyor musun? Hani ben kader değilim deyip duruyordu? Aman canım, seni kandırmaya çalıştım. Ben hiç kader olmaz olur muyum? Ama şimdi kaçtığıma çok pişman oldum. Akıllanmasaydın güzel dövecektim seni. Geri döv aslanım, eline sağlık. Aferin, hafızan tam yerine geldi. Ulan nerede kaldı bu herif be? Bak salağın yaptığına. 5 dakikaya kadar gelmezse onu almadan gideceğim. Dümbük, Dümbük! Baksana bir buraya. Ne diyorsun güzelim? Al sana bunu diyor. Ne yapıyorsun kader, delirdin mi? Boğuluyorum. Ah! Boğul, geber inşallah. Kader bırak oyunu, aç şunu. Ben kader değilim, Sabriye'yim, Sabriye. Tamam mı? Tamam. Aç şunu, aç. Aç şunu kızım. Hadi karı. Ulan seni yakalayıp gebertmezsem bana da Dümbük Hasan demesinler. Göreceksin. Ay, ay, ay. Ay, ulan ben şimdi hayır, senin... Hayır, hayır. Kim ulan bu? Ay. Şimdi görürsün kim olduğumu. Memnunum. Beni hiç aramıyor sandıydım. Ulan seni hiç bırakır mıyım bu evlerin eline? Vur Yılmaz Usta. Vur. Yılmaz Usta, vur. Getir. Bir tane ben vurayım şu düğüncü be. Al bakalım, al bakalım. Gö. Bir yere şişmesin. Sen de gidip polise haber ver. İki tane PKK'lı yakaladı da hemen gelirler. Gel. Dur bakayım. Gel. Gel bakalım. Aynaya bakıyorum gibi oluyor. Asıl beni öyleyim. Bir de beni düşünün. Ben de Zeynep'in aynından bulsam ne iyi olur. Ne yapacaksın? Neyine yetmiyorum? Şaka yaptım canım. Bak benim iki tane annem var. Anne. Ben de iki tane anne istiyorum. Sen de iki tane olsana. Sus bakayım, olmaz öyle şey. Bundan sonra ne yapacaksınız Kader Hanım? Dümbüğü polise teslim ettiğimize göre kovalayanınız da yok. Bizim eve yerleşmesinde ne yaparsa yapsın. Bundan sonra daha namuslu bir hayat yaşamayı deneyeceğim. Kendime doğru dürüst bir iş bulurum. Belki de üniversiteye girerim. Pretty Woman'daki gibi. En iyisini yaparsın kardeş. Bu seninkisi hayat değil. Evet Kader. Bir gece orada, bir gece burada. Çekilecek şey değil. Ay biz bir erkekle uğraşamıyoruz. Senin başında bir sürü var. Yapabileceğimiz bir yardım varsa çekinme, söyle. Biraz birikmiş param var. Yeni hayatıma yeni bir ev tutarak başlayabilirim. Sizin buralarda hiç kiralık ev var mı? Şöyle üst katınızda falan. Yok! Neyse, bundan sonra başımın çaresine bakabilirim. Yaptığınız her şey için sağ olun. Siz olmasaydınız hala Dümbük'ün elindeydim. Sana da teşekkür ederim Sabriye. Sayende nasıl bir hayatım olması gerektiğini gördüm. Sen benim hayalimdeki her şeye sahip olmuşsun. Sen böyle göründüğüne bakma kardeşim. Sen kolay mı sanıyorsun? Bu kadar çocuk, bir de bu herif. Başlama gene şikayete Sabriye. Bak başına neler geldi. Sen benden şüphelenmişsindir. Hiçbir şey yapamazlardı bana Memnun. Benden şüphelenmeyeceğim bir daha, tamam mı? Hiç şüphelenir miyim senden canım? Niye şüphelenip?
Sus rezil, her şeyi anlattılar bana. Kız Sabriye, o adamların yanında korkmadın mı hiç? Niye korkayım? Hiçbir şeycik yapamazlardı bana. Sıkıysa yapsalardı. Vallahi böğürlerine bir dimsek, ayaklarına bir, gözlerine bir, kurdumu görürlerdi gününü.